Ee, bu depremin daha önceden öngörülebileceğine dair bir takım şeyler vardı benim hatırladığım sizlerle konuşmalarımızda İşte gaz çıkışlarının takip edilmesi gibi ee, Şu anda Marmara'da yani bu fay hattında bu ölçümlemeler yapılıyor mu? Yani işte o gaz çıkışı mesela önemli bir veriydi Evet şimdi şu anda devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama Mesela ben TÜBİTAK Marmara açtırma Merkezi Başkanı iken biz orada Böyle gözlem istasyonları kurmuştuk Türkiye'nin değişik yerlerinde bu fay boyunca falan. Mesela orada e, radon gazının çıkışını e, ölçülüyordu, diğer gazların da ölçülüyordu çünkü radon gazı arzın derinliklerinden gelir, fayın bulunduğu derinliklerden gelir. Sıcak suları ölçüyorduk, su miktarlarını ölçüyorduk yani öyle bir takım ölçümler yapılıyordu. Çünkü deprem bir yerde başladığı zaman Başlangıçta yerin altında odak derinliğinde başlar. Orada bir takım olaylar olur. Yani kayalar kırılır, gözeneklilik artar, gözeneklilik azalır, çatlak olur, kırık olur. İşte orada elektriklenme olur, basınç düzeyi artar. Yani bir takım değişiklikler olur. Erime, kristallenme olur. Kayalarda değişiklikler, termal sıcaklıklar, farklılıklar olur. Olur da olur, yer altı su seviyesi değişir. Bunlar yerin altında. Daha deprem yok ama deprem başlamış. Biz deprem başladı bilmiyoruz. Biz ne zaman salladı mı eyvah deprem oldu diyoruz. Halbuki bu sallanma evresi depremin en son evresi. O aşağıda belki 10 gün önce, belki 15 gün önce, belki aylarca önce, belki saatlerce önce başlıyor. İşte bunları ölçerek, bakarak, e, inceleyerek önceden bir takım fikirler alınır. Mesela TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi o zaman yüzde elliye varan, yüzde kırk elliye varan e, tahminlerle yani öngörülerle depremin nerede olduğunu, nasıl olduğunu belli ölçüde söyleyebiliyordu. Ama bu deprem tahmini değil. Yani bu bir tahmin. Ey ahali şurada, şu saatte, şu dakikada, şu gün deprem olacak kaçın diye devlete de söyleyemezsiniz. Çünkü buna güvenilmez. Depremi tahmin etmek, depremin zamanını, yerini ve büyüklüğünü tam ve doğru olarak ve Avrupa Birliği standartlarına göre, Avrupa Birliği bilim kurulunun onayladığı yöntemlere göre tam bilmek lazım. Bugün bilim onu yapamıyor. Burada öngörü, demin sen güzel kelime depremi öngörülü. Nitekim TÜBİTAK'ta biz diyorduk ki o zaman bu verilere göre muhtemelen Marmara'da, batıya doğru, batı Marmara'da bir deprem olabilir 3-4 gibi. Yüzde 40'a kadar da oluyordu ama bunun bir anlamı yok. Yani bu onun için deprem tahminini bilim dünyası bıraktı. Neden biliyor musun? Şimdi hiçbir depremin bütün universal bir karakteristiği yok. Yani sen diyelim ki bir depremin bütün karakteristiklerini aldın. Ya bu deprem gelmeden önce şu oldu, şu oldu, şu oldu, şu oldu. Şimdi aynı oluşları başka yerde göreceksin ya. Da deprem geliyor dediğin zaman belki de yanlış çıkacak çünkü bu depremde olan karakteristik şeyler öbür depremde olmuyor, hiç olmuyor. Aksi de oluyor. Dolayısıyla ulan nasıl iş biz burada deprem gelmeden önce bunları ölçtük ama bu depremde de hiçbir şey olmadı. Deniz, o, o, o yönüyle bu artık dünya bilim dünyası depremi tahminden çok tahmin için daha halen çalışılıyor ama deprem öngörüsüne döndü. Yani nereler riskli deprem burada gelme olasılığı ne kadardır? O öngörüye döndü ve önlem almayı daha çok ön plana çıkarttı